York Times'ın tanınmış popüler bilim yazarlarından Carl Zimmer, kansere karşı geliştirilen savaşçı bakterileri yazdı. Geliştirilen bu yeni ve enteresan yöntem kanser tedavisine daha sağlıklı çözümleri beraberinde getirebilir. Güzel olan bir şey daha var. O da hastaları mevcut kanser ilaçlarının yan etkilerinden koruyacak olması. Şimdi bu meseleyi biraz daha açıyoruz. Bilim insanları uzun yıllardır çeşitli hastalıklara karşı savaşmak üzere programlanmış bakteriler geliştiriyor. İşte bu savaşçı bakteriler ilk kez farelerde bulunan kanserli tümörlere karşı kullanıldı ve şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Araştırma çok kısa bir süre önce Nature Medicine dergisinde yayınlandığında bilim dünyasında oldukça büyük bir etki yarattı. Normalde bağışıklık hücreleri kanserli hücreleri teşhis edip yok edebiliyor. Ancak bu hücreler C447 adlı bir genin fonksiyonlarından yararlanarak bağışıklık sisteminden gizlenebiliyor. Bu gen kırmızı kan hücrelerinin yüzeyine yerleşen ve beni yeme, sağlıklıyım anlamına gelen bir protein üretiyor. Bağışıklık hücreleri de bu işareti görüp onları yemiyor. Fakat kanser hücrelerindeki bozulmalar beni yeme sinyali veren C447 geninin bu sinyali otomatik olarak vermesine neden oluyor. Bu durumda bağışıklık sistemi de bu hücreleri zararsız olarak görüyor ve tehlikeli tümörlere dönüşmelerine yol açabiliyor. Boston'daki Massachusetts Genel Hastanesi'nden bağışıklık bilimci Dr. Michael Dogan ve çalışma arkadaşlarının sıra dışı buluşu ise bu noktada devreye giriyor. Dr. Dogan ve arkadaşları nano gövde adı verilen mikroskobik bir turba atı geliştirdiler. Bu nano gövdelerin amacı ürettiği savaşçı bakterilerle birlikte kanserli hücrelerin içine sızarak onunla savaşmak. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. Önce nano gövdeler kanserli tümöre enjekte ediliyor ve enjekte edildikleri tümörlerde hemen savaşçı bakterileri üretmeye başlıyorlar. Kanser hücrelerindeki C447 proteinlerine bağlanan nano gövdeler aynı zamanda bağışıklık sistemini aldatan beni yeme maskesini de işlevsiz bırakıyorlar. Toplu intihar gerçekleştirebilecek şekilde programlanan bu bakteriler operasyonun bir aşamasında kendilerini parçalayıp imha ediyorlar. Ardından tümörün içinde hayatta kalan savaşçı bakteriler tekrar çoğalmaya başlıyorlar. Nüfusları yeterince arttığında bir kez daha parçalara ayrılarak intihar ediyorlar. Çifte intihar saldırısı bakterilerin enjekte edildiği tümörleri ortadan kaldırabiliyor. Operasyonun ardından ölü bakterilerin parçaları tümörden dışarı sızıyor. Bu yeni yaklaşım aynı zamanda kanser tedavisinin yan etkilerini azaltma potansiyeline de sahip. Antikorların aksine kanser hücrelerinden sızan nano gövdeler küçük boyutlarından dolayı vücut tarafından hızla ve kolayca temizleniyor. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden bağışıklık bilimci Nicholas Arpaia'ya göre bu yöntemin neden olduğu bir başka mucize de şu. Bir tümörün bakteriler tarafından öldürülmesinin ardından faredeki diğer tümörlerde de küçülme gözleniyor. Bu noktada bakteriler muhtemelen bağışıklık sisteminin diğer kanser hücrelerini tanımayı öğrenmesine yardımcı oluyor. Ancak Dr. Dogan'a göre bu savaşçı bakteriler insanlarda farelerde olduğu kadar güçlü sonuçlar vermeyebilir. Zira Dr. Dogan'ın tabiriyle temelde farelerle aynı sıhhi tesisata sahibiz. Ancak bizimki daha büyük bir ölçüye sahip. Bunun anlamı, geliştirdiğimiz ilaç insan vücuduna ait bir bölümden diğerine farelerde olduğu kadar etkin bir biçimde yolculuk edemeyebilir. Ancak bilim insanları yine de umutlu.